15 Temmuz darbesinden 4 ay sonra Aralık ayında 2016'da ülke mesulü 5-10 arkadaş, belki daha fazla bilemiyorum sayıyı, toplanıp belirlediği, Hoca Efendi'ye de arz edilen, onun da bilgisi alınan, bazı onda ilaveler olduğu anlaşılıyor içerisinde. Süreçten nasıl, ne yaşadık, daha ne yaşayabiliriz, bu süreci nereye getirdi, ne gibi gelecekte şeyleri var, ne yapmamız icap ediyor, bir tespit olarak 2016 Aralık ayında belirlenen şeylerdi ve şu anda bu o tarihten bu yana 5 yıl geçti yaklaşık. Sanıyorum birçoğunun aynen tahakkuk ettiğini, olduğunu hepimiz görmüş olduk. Bu 15 Temmuz nereden ortaya çıktı, neler getirdi, cemaate nasıl zarar verdi, bu komployu kimler yaptı ve biz cemaat olarak bundan sonra nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl bir şekilde genel bir çerçevede 24 maddelik prensipler ortaya veya ilkeler ortaya çıkarılmış. Yani bunu ben bir ülke imamı arkadaştan aldım. Bunun hizmet içerisinde dağılması, anlatılması, insanlara ulaştırılması konusunu epey bir gündeme getirdik. Belli seviyede konular görüşüldü Avrupa'da. Ancak oradan bilgiler izah etmeye çalışıldı. Burada bazı önemli gerçekler de var, bazı iyi tespitler de var ve hizmetin geleceğiyle ilgili ne yapmamız gerektiğine dair konular da var. Bu genel bir değerlendirme. Yani 15 Temmuz'dan sonra 17-25 Aralık sürecinin getirdiği Türkiye'deki yerel seçimler, ondan sonra iktidarın hizmete karşı 2 yılda yaptığı hamleler, kurumların kapatılması, gazete televizyonun kapatılması, kayyum atanması, bu tür bütün bu vakalar, banka seyyar konulmasından tutun kaynak holdinge kadar ve büyük zengin cemaate yakın insanların mallarına el konulması, hapse atılması, bütün bunlar 15 Temmuz önce başladı. 15 Temmuz akşam kalkışmasıyla da cemaate büyük bir iftira atarak bütün cemaatin her şeyine el konuldu, her şeyine. İnsanları hapse atıldı, yüz binlerce zulmedildi. Bu 4 aylık süreç içerisindeki gelişmeler ve bundan sonra neler olabilecek, bununla ilgili bir değerlendirme. Hoca Efendi'ye de arz edildiğinde kendisinde bazı ilaveler ifade etmiş arkadaşımız. Cemaatin oturup bu krizden nasıl çıkabiliriz, neler meydana yapılabilir, neler oldu ve neler olabilir, nasıl davranmalıyız? Burada bir tespit yapılmış, bir değerlendirme yapılmış. Ben bu değerlendirmeyi madde madde okuyarak, içinde de ufak ilaveler, kendi izahlarımı da, çünkü bazıları kapalı kalmış, izah yapmaya çalışacağım. Bu bir değerlendirme 1 diye ismiyle o gün kayda geçirilmiş. 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a cemaatin yaşadıkları, neler yaşandı, neler oldu, ne olabilir, bununla ilgili maddeler halinde izahlar var. Birinci madde, cemaat asla darbe yapmadı. Yani akşam kalkışmasından kastediyor. Çünkü gece darbesi yok zaten. Hulusi Akar'ın içinde bulunduğu, emir komuta içinde yapacağı, işte Hulusi darbe yapıyor, gece devirecek fikri empoze edilmiş ki Ahmet Dönmez bunları anlattı bir sürü. Hoca Efendi'ye dair gece 03'te darbe olacak yanlış bilgisi diyelim, aktarılmış akşam kalkışmasından, cemaate yapılan kumpastan Hoca Efendi dahi orada haber olmamış. Yani bu konu birinci bölüm bu. Ancak akşam 21 darbesinin planlanması ve uygulamasında Tiran ve ekibi, bunu Tayyip Erdoğan'ı kastediyor, RTE'yi kastediyor. MİT, Hakan Fidan, Hulusi Akar, Periş Cenkçi Ulusalcı Subaylar ve Rusya İşbirliği, Ergenekon'un Rus kanadı, NATO kanadını tasfiye etti. O günkü tespit bu. Yani darbeden 4 ay sonra Aralık ayındaki cemaatin önde gelen ülke sorumlusu arkadaşlarımızın tespiti bu. Tabii 5 yıl geçti aradan, daha çok şeyler ortaya çıktı. Bu darbenin Tayyip Erdoğan'a karşı, RT'ye karşı gece 03'te Hulusi Akar'ın yapacağı, bütün komutanların destekleyeceği fikri alttan alta çok iyi işlendi. Psikolojik harp taktiğiyle ordu tabanı, medya ve kamuoyuna 300 yıllık bir planın son aşamasında hizmete yapılacak en büyük komplo içinde tüm cemaat içi, cemaat dışı kriptolarında işbirliği yapması sağlandı. Yani orada o akşam cemaate kumpas kurmak için cemaatten bazılarının da darbenin içerisine karıştırıldığını 4 ay sonra yapılan tespitte bu. Yani Akıncılardaki arkadaşlarımız, İstanbul'daki bazıları ve bunlara bağlı bazı birimde Baylok ve benzeri programlarla, Baylok o gün çalışmıyor ama böyle aşağılara doğru milleti o geceye karıştırmaya çalışıldığını
Bugün daha iyi anlıyoruz. Bu o gün tespit bu. Yani tüm cemaat içi ve cemaat dışı kriptolarında işbirliği yapması sağlanmış. Cemaate iftira atmak için akşam kalkışmasını tezgahlanmış. Darbe günü öncesi ve sonrası hizmetin bu işi yaptığını tabanı ve halkı inandırmak için türlü senaryolar uygulandı. Özellikle bu naylon darbe stratejik seviyede, yani naylonları kastettiği akşam kalkışmasını kastediyor. Stratejik seviyede Rusya, taktik seviyede Perinçek ekibi, operasyonel seviyede RTV ekibine aittir. Yani MIT de işin içerisinde ki MIT'in operasyonu olarak bunu Mehmet Emir de açıkladı. Bu MIT'in yaptığı bir operasyondur. Bu birinci tespit. Ben arada ufak tefek ilaveler cümleler eklemeye çalışıyorum. İkincisi, hizmetin kendisine isnat edilen suçlarla uzaktan yakından alakası bulunmamaktadır. İnsan kendisine en uzak şeylerle imtihana tabi tutulur. Hizmet insanı son zamanlarda üslup olarak, imkanları rantabıl kullanma olarak, adaletli bir yönetim uygulama noktasında ve lüks yaşam meyli noktasında eksikleri oldu. Bu bir tespit. Yani hiç alakamız olmayan bir konuda iftiraya maruz kaldık. Yani siz hırsız değilsiniz, hırsız diye itham ediliyorsunuz. Darbeden mağdur oluyorsunuz, akşam kalkışmasından mağdur oluyorsunuz. Darbeye kalkıştı ithamıyla suçlanıyorsunuz. Böyle yüz binlerce hiç alakası olmayan insanlar bundan dolayı hapislere atılmaya başlanmıştı biliyorsunuz. İftira hiç alakamız olmayan konularda oldu. Bunu anlatmak istiyor. Ve zaten biliyorsunuz şu anda süreçte gördünüz. Cemaate yapılan ne iftirayı yapmışlarsa hepsinin kendilerinde olduğu. Haşhaşi dediler. Esrar, eroin, kokainle ilgili işler için dediler. Terörist dediler. İftira attılar. Terör örgütleriyle destekleyen kendileri oldu ortaya çıktı. Paralel devlet yapması iddia ettiler. Bugün TÜKVA ve benzeri kurumlar bütün Türkiye'nin vatandaşının 80 milyon kişinin kimliğine ulaşmışlar. Paralel devlet kurmuşlar. Ve ne KPSS sınavı ne şu hiçbir şey yapmadan direkt kendi elemanlarını her yere yerleştirmişler. Ordu'ya bile alınmayı kurdukları Saadet Teşkilatı'nın yaptığını bugün daha net görüyorsunuz. O gün bu bir tespit. Yani cemaat hiçbir dahili olmadığı bir iftiraya maruz kaldı. Ve darbede darbeyle akşam kalkışmasının hiçbir alakası yok. Sadece bazıların bildiği akşam Hulusi Tayyip'i devirecek. Hoca Efendi dahi birçok kanaldan bilgi aldığı halde o bile bu yanlış bilgiyle o gece yanıltılmış. Ama burada bir tespit var. Biz de hizmet olarak, üslup olarak imkanları rantabıl kullanma, adaletli bir yönetim uygulama ve lüks yaşam meylimiz ortaya çıktı. İşte bu hatalarımızı Cenab-ı Hak bize bir şekilde bir kul zulmeder, kader adalet eder. Efendim zalim Allah'ın kılıncıdır, mümine intikam alır. Sonra Allah döner zalimden de intikam alır hadisinin ifadesiyle. Biz başka hata ve günahlarımızın, şahsi günahlarımız, hizmetteki adaletli olamamamız, çeşitli hata yapmalarımız vesaire ve dünyaya meyletmemiz gibi Cenab-ı Hak bizi bu zalimlerle imtihan etti. Hiç kimse hizmet insanının vatan hainliğiyle darbe yapıp insanları öldürmekle, ajanlıkla, dini duyguları istismar etmekle ve firak-ı dalle olmakla suçlayamaz. Bu çok önemli bir tespit. Bizim öyle bir hiçbir şeyimiz asla olmadı. Hiçbir zaman da olmayacaktı. Ki bu süreçte gördüler ki bu cemaat hiç kimseden ne bir terörist çıktı, ne vatan haini çıktı. Hiç asla yoktur. Millete hizmet etmek için uğraştık. Eksiklerimizle, hatalarımızla Cenab-ı Hak bizi başka bir şekilde imtihana tabi tuttu. Hem de bir iftiralara maruz kaldık. Hizmet insanını vatan hainliğiyle darbe yapıp insanları öldürmekle, ajanlıkla, dini duyguları istismar etmekle ve firak-ı dalle, sapık Diyanet'in yaptığı açıklama var, onu kastediyor. Olmakla suçlayamaz. Bunlar doğru değil. Üçüncü madde tespitte, bu yola çıkarken Hoca Efendi'nin hedefi, yani insanlığa Allah'ı, peygamberi, dini anlatma, temsille, tebliğle yapma hedefiydi. Tabii önce Türkiye'de bu iş başladı. Sonra dünyaya yayıldı. Tüm insanların İslam'ı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımasıydı. Allah rızası için insanlara İslam'ı tebliğ etme, anlatma, temsil etme, Hocanın derdi buydu ve peşinden gidenlerin de derdi buydu. Bu hedefleri gerçekleştirmek için yetişmiş nesle ihtiyaç vardı. Yurtlar, evler, dershaneler, kolejler ve okuma salonları bu nesilleri yetiştirmek için kurulmuştu. Ve bu nesil yetişti elhamdülillah. Eksiyle, gediyle Türkiye toplumunun bir ortasının üst seviyesinde her şeyle dürüst, çalışkan, ahlaklı, başarılı, eksik kusurumuz mutlaka olmuştur. Bir nesil Hoca Efendi gayretiyle vesile olmaya çalıştı. Yetişen bu neslin
tüm dünyaya açılarak tebliğ için hizmet etme vakti geldi. Bu ayrı bir önemli tespit. Yani Türkiye'ye ağırlık verilmesi, orada kalınması demek ki çok iyi değilmiş. Hoca Efendi'nin 1 milyon kişi icat etsin, gitsin ısrarları. 2008'den sonra Türkiye'de yurt açmayın, okul açmayın, inşaat yapmayın. İş adamlarını, arkadaşlarımızı yurt dışına yönlendirin, dışarıda yatırım yapsınlar, işler orada büyütün, dünyaya açılın diye. 2000'li yıllarda, hatta 95'te söylemeye başlamıştı. Israrla bunları hocam da söyledi. 2008'de bu durdurun her şeyi anlamında da gayet net ifade etti. Ama biz bunları maalesef tam uymadık, uygulamadık. Demek ki bu yetişen neslin tüm dünyaya açılarak tebliğ için hizmet etme vakti geldi. Hakiki hizmetlere başlarken, yani gerçekten bir temsil yapacaksanız, bir tebliğ yapacaksanız bunun dört yol olması gerekir. İşte burada hakiki hizmetlere başlarken Allah bu yola çıkacakların bu süreçte günahlarını döküyor. Neyle? Bir zalimin eliyle. Zulme maruz bırakarak bütün günahların dökülmesine vesile oluyor. Çünkü herkes tövbe istiğfar ediyor, Rabbine dönüyor. Allah'ım biz bu suçu işlemedik, bu iftiraya maruz kaldık. Acaba Rabbim bizi neden dolayı bir tane sok deyip tövbe istiğfara, Risale-i Nur okumaya, öncelikle okumaya, dini daha yaşamaya, daha çok gayret göstermeye başladık ve manevi şeyimize daha dikkat ettik. Yani kendimizden bir şey bilmemeye, onu biz başardık, bunu başardık gibi nefsimize pay vermemeyi öğrenmiş olduk bu süreçte. Günahsız, hatalarda arınmış, kendisini her şeyle Allah'a bağlamış bir nesil ile hem tamirat, buradan kasıt ileride Türkiye'de, süreç bittiğinde Türkiye'nin düzelmesinde bu zulüm gören, Türkiye'de yaşayan insanların sadece cemaat mensupları değil, dürüst olan, ahlaklı olan ve iktidara muhalif, yalancı ve hırsız olan iktidara muhalif bütün insanlar zulüm gördü. Herkes zulüm gördü. Bütün bu insanlar bizden önce de PKK'nın iddiasıyla her Kürt vatandaşına aynı muamele yapıldı. Zulmedildi. Alevilere yapıldı vesaire. Tarihi dersek Ermenisine, Rumlara 55'lerde yapılanlar İstanbul'da birçok toplum kesimi Türkiye'de zulme uğradı. Sağcı, solcu, 12 Eylül bir sürü bunları biliyorsunuz. Bütün bu mağdur olanların içerisinde dürüstler, ahlaklı insanlar, karakterli kişiler bu cemaatin son dönem yeşilleri de dahil buna mutlaka. Bu süreç bittikten sonra Türkiye'nin tamiratında ciddi hizmet yapacaklardır inşallah. Ki geçen Said Safa'nın bir yazısında bunu anlattı. Bu zulme uğrayan masum insanlar, muhalif kişiler hepsi cemaat mensupları dahil olmak üzere Türkiye'nin geleceğinde katkısı olacağını bir yorumda ciddi bunu işlemişti. Oraya bakılabilir. Ama Cenab-ı Hak bu süreçteki eski günah ve hatalarımızın telafisini bu zulümle döktürmüş oldu. İnşallah tövbe istiğfar edersek Rabbim onları da affetmiş olur. Böylece günahsız hatadan arınmış, yani yanlışlarını görmüş, ders çıkarmış, geleceğe nasıl yapacak hocamın tabiriyle geçmişten ders çıkartmak. Geçmişin gıybetini yapmak değil derdi. İstişarelerde, meşveretlerde geçmişteki hatalarınızla oturun, görüşün, konuşun, orta akılla istişare edin. Bir daha o hataları tekrar etmeyin. Geleceğinizi öyle planlayın. Bu hocamın genel prensibidir. Bu nesil ile hem tamirat Türkiye'de ileride hem de dünyada hem temsil hem de tebliğ yaptıracak. Biz inanıyoruz bu dünyaya dağılan arkadaşlarımız daha önce gidenlerle beraber Ensar Muhacir kardeşliğiyle beraber bu dünyalarda, özellikle demokratik dünyalarda İslam'ın temsilinde, ahlakımızla, dürüstlüğümüzle, çalışkanlığımızla, başarımızla toplumla entegre olma. Hoca Efendi'nin topluma entegre olun, asimli olmadan entegre olun. Gayet ne söyledi? Resmiyet, legaliyet vesaire. Ve toplumun dertlerine çare olan insan olma. Kurumsal olarak, şahsi olarak, çevremizde, kurumsal olarak toplum içerisinde bu toplumda faydalı olma şuuruyla hareket etmemiz gerektiğini bu süreçte anlamış olduk. Bunun da ileride çok büyük meyvelerini, semerini göreceğimizi tahmin ediyorum. Dördüncü madde, hizmet insanı yaklaşık 30 yılda 170 ülkeye gitmiş, gittiği her ülkede eğitime önem veren, parada ve ahlaksızlıkta göz olmayan, yani para kazanma derdi yok, ahlaksız ve yanlış işlere girme bir derdi yok, dürüst insanlar ve barışa, diyaloğa önem veren kişiler olarak tanındılar. Elhamdülillah, bunda bir sıkıntı yok. Bütün üçüncü dünya ülkelerinde bu şekilde gayet dürüst olduğumuz, çalışkan olduğumuz, eğitime emek verdiğimiz, insanlara uğraştığımızı hepsi biliyorlar. Herhangi bir terör eylemi, bir suç işleme vesaire sanıyorum hiç mümkün değildir diyebilirim. İnsandır,
ufak bir hata olabilir ama genel olarak durumumuz %90-95 bunlar nettir. Fakat o ülkelerde bizi tanıyan insan sayısı çok azdı. Üst düzey bürokratlar, yöneticiler ve okullarda öğrenciler ve velileri bizi tanımıştı. Yani toplumun içinde yaygın bir duruma gelememiştik. Dünyaya açıldık ancak o açılımın neticesi daha büyük topluma yayılmış, toplumun tanıdığı, bildiği bir durumda değildik. Bu bir gerçeği ifade ediyor. Beşinci madde, bu süreçle birlikte şu mesajı aldılar. Dünyadaki insanlar da şunu gördüler. Türkiye'de Fethullah Gülen'in yol öğretici, yani onun rehberliğinde yola çıkan bir zümre, böyle bir kitle varmış. Bunu gördü dünya. Bu insanlara komplolar kurulmuş, işkenceler edildi, zindanlara atıldı, meslekten atıldılar. Yani bunu gördü dünya, şu anda bunu görmüş oldu. Hapiste öldürüldüler, işkence edildi, iş yerleri gasp edildi vesaire vesaire. Ama bu insanlar hala uluslararası hukuk ve evrensel insani değerler, özgürlük, hak ve adalet vesaire gibi kavramlara uymaya çalışıyorlar. Yani bu kadar zulme rağmen hiç kimse bir şiddete bulaşmıyor, suç işlemiyor. Hakkını korumak için dahi olsa karşılık vermiyor. Bunca zulme rağmen şiddet yok, sokak hareketleri yok. Bunlar gerçekte farklı insanlarmış diyerek hizmeti göstermede bu insanların varlığından haberdar oldular. Böylece dünya medyası, kamuoyu böyle bir cemaat var olduğu, şiddete bulaşmadığını, zulme rağmen bunu yapmadığını, sayı çünkü 50 binden fazla, belki de daha fazla insan yurtdışına çıktı. Daha iyi bunu görmüş oldu. Devletler, yetkilileri bu cemaatin misyonunu, insanını daha iyi tanıma şansını elde etmiş oldular. Altıncı madde, yani bu sürece getirdikleri bunlar. Hoca Efendi yıllardır bu nesli ashabın, sahabelerin hayat hikayeleriyle büyüttü. Yıllarca cami kürsülerinde yazdığı eserlerde bunları anlattı. Bu nesil o destanın mırıldandığı yılların neticesidir. Bugün ortaya çıkan 300 bin, 500 bin, 1 milyon yetişmiş insan o 30-40 yılın, 50 yılın meyvesidir. Hoca Efendi yıllardır özlemini çektiği, her durumda, her şartta dine hizmet eden, gece namazında seccadeyi ıslatan, ızdırar halinde dua eden, hicret eden, Allah'a teslim olmuş sahabe gibi, ashab gibi adanmış ruhlara şimdi kavuşuyor. 90'dan bu yana yurtdışına insanlar gönderdi, hoca teşvik etti, insanlar gittiler ama sayı çok sınırlıydı. Yani diyelim ki 20 bin kişi, belki 30 bin olabilir çünkü bazısı geri döndü, zamanla geri döndüler. Ama bugün ya minimum 50 bin kişi dünyaya dağıldı. Türkiye'de zulme uğrayan 100 binler var. 660 bin kişinin fişlendiği ve hakkında işlem yapıldığı biliniyor. Medyada bunlar açıklandı. Bu insanlar ciddi, kimisi hapiste zulüm görüyor, kimisi dışarıda mağdur oluyor, geçim sıkıntısı yaşıyor, işi alınmış, mesleği alınmış, iş yaptırılmıyor, görev verilmiyor. Yani zulümün seviyesi öyle yüksek ki bu masum insanlara, bu insanlar bu şekilde Allah'a dönmeye, tövbe istiğfar etmeye, Rabbine iltica etmeye ve dini daha iyi öğrenmeye, yaşamaya gayret gösteriyorlar. Böylece bir kitle çilelerle, dertlerle, musibetlerle olgunlaşmış oldu. Bunlar peygamberler tarihinde hepsini görüyoruz. Ashabın da çektiklerini biliyorsunuz. Sahabenin çektiklerini Mekke'de 13 yıl çekiyorlar. Bu bir yerde zalimlerin müminlere zulmüdür. Allah böyle bir imtihan takdir etmiş. Dünya hayatında bunlar maalesef oluyor. Tabii bunlar Allah'ın takdirinde, kişinin hasaları, kusurlarını, noksanlarından dolayı Allah bu dünyada imtihan ediyor. Biz buna inanıyoruz. Hiç şüphemiz yok. Ama neticede bir cemaat, bir kitle yetişmiş oldu. Yedinci madde, hizmet insanı, hizmet sadece Anadolu insanına faaliyet yapmadı. Dünyanın birçok ülkesinde Nam-ı Celli Muhammed'i ulaştırmak için adımlar attı. Orta Asya bozkırlarında, Afrika çöllerine kadar ulaştı. Giden bu insanlar açlığın pençesinde, hastalıklar ve çaresizlikler içerisinde, iç savaşların ortasında eğitim yoluyla hizmet etmeye çalıştı. Anadolu ise görece olarak daha kolay şartlarda büyük. İşte dışta açımlar yaptı. Onlar daha az sıkıntısı vardı. Özellikle 2002'den sonra. Şimdi ise tiran ve avareleri, yani RT'yi kastediyor. Anadolu'da kazan kaynatıyorlar. Zulüm içinde ülke. Yurt dışında ise açılımlar devam ediyor. Allah yurt dışının zorluğunun neticesinde orada yapılan dualarla Anadolu hizmetlerini bir yerden bir yere getirdi. Şimdi ise zulmün altındaki Anadolu insanına duasıyla yurt dışı hizmetler hedefine doğru hızla ilerliyor. Yani o sıkıntıları yaşayan Anadolu'ya bugün muavenet adı altında
çok ciddi destek verilmeye çalışılıyor. Mağduriyetlere hepsine ulaşma şansını elde etmişizdir inşallah. Böylece sıkıntılar eşitlenmiş oluyor. Önce yurt dışındakiler çok sıkıntı yaşadılar. Anadolu daha rahattı. Şimdi yurt dışındakiler biraz daha kendine geldiler. Şimdi Anadolu'ya destek veriyorlar. Böylece kader noktasında, kader ilahi noktasında iki tarafta belli bir sıkıntıyı yaşamış oldu. 8. Süreç içerisinde birçok kahramanlar ortaya çıkıyor. Değişik sebeplerle vazife alamamış, hizmet içinde aktifliğini kaybetmiş kişiler bu zor zamanda Hazreti Hamza gibi, Hazreti Nesibe gibi ön plana çıktılar. Birçok kahramanlar ortaya çıktı. Bunu ifade etmeye gerek yok. Bütün imkanlar önündeyken hizmetten görünen bazı kişiler imkanların daralması, tazyikinin artması ile zor zamanların adamı olmadıklarını gösterdi. Hizmette görünen, hizmet içinde olan ama maalesef bu zor durumu görünce yan çizen, bırakan, ayrılan, terk eden yüz binler çıktı ortaya. Bu da bir gerçek. Bunu da görmüş olduk. Zor zamanda anlıyormuşuz. Kara günde dost belli olur derler ya atasözünde. O aynı böyle oldu. Maalesef birçok insan hizmetten soğudu, uzaklaştı, bir menfaat göremedi, zarar göreceğim korkusuyla bunu yaptılar. Toplumda duruşu sağlam olan, defoları olmayan insanlarla tanışma imkanını bulamamıştık zamanında. Bu süreçle birlikte bu insanlar hizmette onları tanımış oldu. Toplum içindeki FETÖ iddiasıyla yargılanan bir sürü muhalif insan oldu. Ve bunlar hizmeti savundukları için de hapse girdiler. Bazıları da sırf muhalif olduğu için iktidara hapse attılar. Ama o insanlar dürüstlüğüyle, karakteriyle yani ülkenin geleceğinde beraber olabileceğimiz insanlar olduğunu öğrenmiş oldu bu süreçte. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ahmet Altan gibi, Mehmet Altan gibi, Şahin Alpay gibi, Ahmet Oralkan gibi, Nazlı Olacak gibi hapse yatan birçok mağdur kişiler. Parantez içerisinde ben onları kısaca ilave ettim. 9. Mesleğinde hukuk ve adaleti ilke edinmiş, iş takibi ve iş bitiriciliğinde harika, alanda uzmanlaşmış birçok kamu görevlisi hizmeti hakkıyla tanımamıştı zamanında. Allah şimdi bu değerli insanları ile abileri ve ablaları aynı koğuşa koyarak onların eksik yönü olan Kur'an'la sünneti hizmet metotlarını öğrenmelerini sağladı. Bürokrasiden yüz binler insan atıldı. Bunların hepsi cemaat mensubu değildi. Oradan atılan 30-40 bin kişi var. Bu kadar cemaatin insanı mümkün değil, yoktu. Ama bunlar muhalif olduğundan dolayı, özellikle askerdekiler ulusalcı olmadığı için, batıcı, NATO'cu olduğu için, özellikle generallerin 160 yeri hapiste biliyorsunuz. Bunların yani tahminen 20-30 tane hizmetle alakalı yetişmiş falan olabilir. O da tuğ falandır, tümdür en fazla. Tahmin ediyorum çünkü hizmetin yaşıyla onların terfileri belli. 160 kişi hapiste generallerden en az 130 tanesi NATO'cu, Batıcı, Atatürkçü, normal vatan millet sevgisi olan, ülkeyi seven ama dine yaşantısı fazla olmayan, dine karşı olmayan fazla, dine bir saygısız olmayan ama pek yaşantı olmayan insanlar bugün hapiste cemaatin mensuplarıyla beraber hapiste yatıyorlar ve nasıl zulmü uğradıkları kendileri görmüş oldular. Yani ulusalcıların, Ergenekoncuların, Rusyanlılarının nasıl bir zulme Tayyip'le beraber işbirliği yaptıklarını onları görmüş oldular, tanımış oldular. Hem de hizmet tanıdılar bu vesileyle. Bunlar hepsi bu insanlar ileride Türkiye'nin düzelmesinde, iyi olmasında büyük katkılar olacağını düşünüyoruz. 10. madde, ahir zaman fitnesinde en çok kadınlar etkileneceği düşünüldüğünde hizmet insanının dik duruşuyla sahabeden sonra kadınların bir hizmete hakkıyla omuzlayabildiklerini bu zor süreçte ortaya konulması çok önemlidir. Hizmet insanların bu dik duruşu, bayanların hapisteki atılmaları, en ufak basit şeylerle hapse atılmaları, zulmedilmeleri, her türlü işkenceye maruz bırakılmaları, çoluk çocuk demeden hepsine ilk defa, yani peygamber zamanında bile bu kadar çok kadınlara zulmedilmemiş. Bir Sümeyye vardı, validemiz, annemiz işkenceyle öldürülüyor kendisinin sahibi olan adam tarafından. Bu derece tarihte belki de olmamış. Ahir zaman fitnesinde en çok kadınlar etkileneceği düşünüldüğünde hizmet insanının, yani bayanların, kadınının ilk dik duruşuyla sahabeden sonra kadınların bu hizmete hakkıyla omuzlayabildiklerini bu zor süreçte ortaya koymaları çok önemlidir. Yani bayanlar her türlü zulme rağmen direndiler, büyük zulme maruz kaldılar. En çok zulmü onlar gördüler. Allah o zalimleri bildiği gibi yapsın. Madde 11. Anadolu'nun yozlaşmış, paslanmış, işlevini kaybetmiş birçok kurumları bu zalim eline bitiriliyor. Yani Kemalist sistemi bu zalim bitirdi. Bunu hepimiz biliyoruz. Siyaset çürümüş, TSK, emniyet, medya, yargı, eğitim, diyanet, bankacılık,
sendika sistemi vesaire hepsi yıkılıyor. Sanki Moğol istilası ile Selçuklu yıkılıyor. İleride gerçek bir demokratik ülke inşallah kurulacak. Bu dönemin hatalarından izah edilmiş, kulluğu şuuruna varmış, meselelere ve olaylara bakış açısı çeşitlenmiş, her yönden her mağdur olan ve zulme uğrayana sahip çıkma anlamında. Yani bak, mesela Türkiye'de bizim hizmetin en büyük eksimizin biraz devletçi gibi, biraz milliyetçi, muhafazakar gibi yapımız var. İçimizde her insan vardı. Ama bu süreçte de devletin kutsallığının fazla olmadığı, öyle milliyetçi muhafazakar geçinmenin de doğru olmadığı, gerçekten kim zulme uğramışsa yanında olmak gerektiğini daha iyi anlamış olduk. Böylece bakış açımız, olaylara bakışımız çeşitlenmiş oldu. İnsani değerlere değer veren, evrensel bir yapıya ulaşmış, her şeyde arınmış bir o insanlar geleceği yine kuracaklardır inşallah. Bu süreçte bunu da anlamış olduk. 12, yakın bir zaman sonra önümüzdeki 5-10 yıl, yani Allah bilir ama o günkü tarihteki düşünce bu. Hizmet insanı neyi yaşadıysa Anadolu insanı da aynısını yaşayacaktır. Zalim onlara da musallat olacak. Ekonomik zorluklar yaşayacaklar, sosyal patlamalar olacak, aile düzenleri bozulacak vesaire vesaire. Zamanı geldiğinde. Yani cemaate yapılan zulümlere ses çıkarmayanlar, bu zulüm yapan iktidardaki İslamcı iktidar ve onun destekçisi, ulusalcı, Ergenekoncu, Rus yanlısı, din iman düşmanı diyebileceğim grupların bu yaptığı zulümlere ses çıkarmayanlar, önüne almayanlar, hatta bunu tasvip edenler, çoluğu çocuğuna, akrabasına, kardeşine bile terörist diyenler, onları suçlayanlar, sahip çıkmayanlar, bu süreçte onlar da aynı zulmü yaşayacaklar tespiti. Allah tarafından sınava tabi tutulan, diplomasını alan hizmet insanı bu yaraları sarmak için sahaya inecektir. İşte o zaman o zulümler bittikten sonra da yine bu hizmet insanları yine herkese el uzatacak, sahip çıkacak, ülke için, vatan için, millet, insanlık için yine onlara sahip çıkacak. Onların yaptığı zulmün aynısını biz onları asla yapmayacağız eğer o imkan ortaya çıkarsa. Çünkü insan yaşamadığı, imtihanı başarıyla vermediği, üstesinden gelemediği meseleleri anlatamaz. Kendisi zor süreçte bu yoldan nasıl geçtiyse nasıl sabredileceğini anlatmaya başlayacaktır. Allah nasıl şimdi bütün kapıları kapatıp kimseye bir şey anlatmamıza müsaade etmiyorsa o zaman geldiğinde bütün kapıları Allah açıp sözümüzü tesirli kılacak, imanı teslim ve tevekkülü bütün kalplere ulaştırma fırsatı oluşturacaktır. O günkü bir tespit. Ümit ediyoruz ki bu süreç bittiğinde yeniden güzel şeyleri ortaya koyabilirim. 13. Dünyanın en güçlü sivil toplum kuruluşu olan NGO hedefi varsa dikkat edilmesi gereken en önemli unsur resmiyetiydi. Hizmet resmiyet konusunda yerini ve konumunu test etmeyin fırsatları buldu. Yani bunu görmüş olduk. 28 Şubat'ta dikkat ederseniz bütün kurumlarımız resmileşti. Resmi yönetime dikkat ettiler. Bu süreçte ciddi şekilde baskı yapıldı. Hiç kurumlarda bir resmiyette bir açık bir şey bulamadılar. Bir tek işte mahremlerde resmiyetle ilgili arkadaşlar, ülke sorumlusu, il sorumlusu arkadaşlarımızın yanlışları ve eksiklerinin biraz fazlalığı, kurumsal yapının denetlenmemesi, teftiş yapılmaması, Hoca Efendi Amerika gittikten sonra bunların aksaması yüzünden bir sürü problemler yaşamış olduk. Tabii bütün bunlar da bize bu şekilde zalim tarafından bir cezalandırma gibi oldu. Halbuki bizim hatamız başkaydı. Zalimin yaptığı şey terörist iddiasıydı, başkaydı. Bu Allah'ın bir takdiri. Hatalarımızın karşılığını bir zalimden görmüş olduk. Hoca Efendi madde 14, yıllardır 93'ten beri hicret edin diyordu. Evim, işim, çevrem gibi mazeretlerle sığınan, hicret etmeyen hizmet insanı zalimin zulmüyle, evet zalimin zulmüyle o yüklerden kurtuldu. Yani evim de eşya demedi, merişlerden geçmek, zulüm kaçmak için her türlü yolları denemek zorunda kaldık. Yani belki 100 bin kişi yakın insan bu sıkıntıyı ciddi yaşadı. Bugün pasaportlarını verseler, yurt dışına çıkma yasağı bir hafta izin verseler, ben Türkiye'den en az 100 bin kişinin daha hizmetten dışına çıkacağına inanıyorum. En az 100 bin kişi. Neden? Çünkü zulme uğramış, mağdur edilmiş, pasaporta yanılmış, iş verilmiyor, imkanları yok. Neden dursun ki? Mecburen duruyor. Herkes illegal yolları bulmak, araştırmak, kaçakçılıkla anlaşmak, para bulmak mümkün değil. Çok zor şartlar. O yüzden bir yaklaşık 100 bin yakın insan çıkabildi. Tahmin ediyorum.
Halbuki Hoca Efendi 93-95'ten itibaren 1 milyon kişi ayrılsın, dışarı çıksın. Hatta 2005-2008'lerde daha fazla, hatta her ülkeye 1 milyon kişi gidiyor. Amerika bile 1 milyon gelebilir. Türkiye bir şey kaybetmez, orada işler aksamaz demesine rağmen evim, eşyam, çevrem, dünyam derken biraz dünya, var ya madde geçti, dünyayı medetmiştik. Hoca Efendi'nin Kayseri'li bir Mirabolu abiye dediği gibi, siz diyor iki defa ısrar ediyor, yurt dışına yatırım yap diyor, abi yapmıyor. Ondan sonra hakkımı helal ederim deyince Hoca Efendi diyor ki, ben hakkımı helal ederim de siz diyor oradan çıkamadınız diyor. Hoca Efendi en son şu tespiti yapıyor. Kayseri'nin gesi bağlarını yakmak lazım ki diyor, siz oradan çıkabilirsiniz. Hangimizin gesi bağı yoktu? Evimiz, arsamız, yazdığımız, kışlığımız vesaire vesaire. Dünyaya takamadık mı? Bizim pek idealimiz Allah rızası için ilahi kelimelerin bütün dünyaya insanlığa ulaşmak değil miydi? Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız gerekmiyor muydu? Maalesef o şuuru tam yakalayamamıştık. Allah bu zalimle bize bunu öğretmiş oldu. Dünya imtihan dünyası. Kul hata eder, Allah da affeder. Eğer samimiyse, tövbe ederse. İşte bu evim, işim, çevrem, ailem derken çıkamamıştık. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir zulmün, zalimin eliyle bizi dışarı çıkarttırdı. Bunu ifade ediyor. Bu da bir önemli bir tespittir. Biz çileli bir yoldayız. Allah rızası için çalışmak durumundayız. Rahata ve rahavete kapmamız doğru değil. Minimum imkanlarla maksimum hizmet etmek için lükse, rahata, keyfe dayalı harcamalar yapmamamız gerektiğini bu süreçte görmüş olduk. İnşallah ileride de buna dikkat eder, bu hassasiyeti yaparız. Ümit ediyorum. Bu düşüncemizden ayırmasın, dünyaya daldırmasın. Madde 15, Hoca Efendi yurt dışı kurumsallaşmayı sağlayıp hizmetleri o ülke insanlara devredilmesini istedi. Bakın bunu Hoca Efendi 95'te bize ilk defa anlattı. Oradaki nesilleri iyi yetiştirin, bir kısmını eğitime yönlendirin. Ve bu gençler bitirince bunlara okullara görev verin. Bizim onu çok fazla durmamızın manası yok. Onlar kendi işlerini, biz örnek modelleri koyalım. Onlar kendi ülkesinde bu güzellikleri ortaya sergilesinler diye hocam bana tavsiye etti. Yani biz bu tavsiyeyi birazcık tanım ihmal ettik. Geciktirdik. Allah-u Alem öyle gözüküyor azıcık. Bu süreçte bu mesele ağırdan alınan bu mesele, yani ağırdan aldık bu meseleyi biraz. Çünkü orada itibarımız iyiydi, devlette şeyimiz iyiydi. O insanların, kendi arkadaşlarımız, daha fazla Türk arkadaşları orada bulundurmayı tercih ettik. Biraz böyle bu bir ihbarımız oldu. Yani onları daha hızlı bir şekilde yerleşme yapmamız icap ederdi. Hatta bir Hoca Efendi'nin bize bu sohbette anlattığı bir konu vardı o zaman. Yani dedi, Yamanlar Koleji'nin dedi, Amerikalılar gelip işletse hoşuna gider mi dedi. Hatta hepsi Müslüman bile olsa, bu ülkede yaşıyorsunuz, ülkede yaşıyorsunuz. O yüzden dedi, bulunduğu ülkelerde size karşı reaksiyon gösterenler vardır. Rahatsız olabilirler. Mümkün mertebe o yetişen nesillere görev verin, yetkili yapın, müdür yapın, genel müdür yapın, neyse kendileri yapsınlar işlerini. Biz orada danışmanlık yapalım, rehberlik yapalım, yol gösterelim ama onlar işin sahibi olsunlar kendileri. Hocam bunu ısrarla söyledi. Yine o misalde verirken, mesela İstanbul Fatih Koleji'nin dedi, İngilizler yönetse ucuza gider mi dedi. Hatta hepsi Müslüman bile olsa dedi. Bu gayet doğal, insani bir şey dedi. Mümkün mertebe o gençleri yetiştirin, o kurumlarda görevi, vazifeyi onlara devredin dedi hocam. Biz buna biraz avraksak davrandık. Bildiğimiz bir tespittir burada. Geçiyor, aynen geçiyor. Yani Hoca Efendi, madde 15'te bir daha okuyorum. Hoca Efendi yurt dışı kurumsallaşmayı sağlayıp hizmetleri o ülke insanlarına devredilmesini istedi. Ağırdan alınan bu mesele sınır dışı edilmelerle yerleşmeler hızlandı. Ne oldu? Zalimin zulmüyle yurt dışına ulaştı zulmü. Oradaki okullara el koymaya kalktı. El koyamadığı yerlerde de öğretmenlerin pasaportlarını vermediler, süre uzatmadan çocuğu doğdu, pasaport vermediler. Mecburen Türk arkadaşlar dünyanın dağıldığı ülkelerden %80'i ayrılmak zorunda kaldı ve Avrupa'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, yani demokratik ülkelere cebri hicret etmek zorunda kaldılar. Yani o ülkelerde daha fazla durmamızın mantığı yokmuş. Zamanda yapmamız gerekiyormuş. Yapamadık. Cenab-ı Hak bir zalim eliyle bizi böyle bir imtihana sokmuş oldu. Ve hepimiz demokratik ülkelere yönlendirildik. Bunun da gelecek için önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bunda da Allah'ın bir takdiri var. Bu ülkelerde hakiki İslamilerin ahir zamanda İslam'ı kabullenmesi döneminde bu cemaatin fertlerinin çok ciddi hizmetlere vesile olacağını tahmin ediyoruz. Dünyadaki hizmetler Anadolu'ya,
ve Anadolu insanına bağlı olmadan ayakta kalmaya başladı. Yani her ülke kendi yağıyla kavrulmaya, hizmetlerini yürütmeye, kendi insanının desteğiyle yapmaya başlamış oldu. Anadolu'na destek gitmediği gibi. Şimdi dünyadaki ülkelerdeki Türk arkadaşlarımız, Türkiye'li insanlar Türkiye'ye yardım ediyor, muavenet yapmaya çalışıyor. Bu bir işin bir gerçeği. Madde 16. Bakın, hizmet ve hizmet gönüllüsü insanlarına ait şirketlere, holdinglere ve işyerlerine hukuksuz şekilde el konuldu. Mahkemeler neticesinde el konulduğunda ki piyasa değeriyle geri alınacak inşallah. Ümidimiz bu. Zulüm bittiğinde bunlar ortaya çıkacak. Herkes hakkıyla malını geri alacak inşallah. Olası bir ekonomik kriz neticesinde birçok firma belki batacakken Allah bu firmaları böylece koruma altına almış oldu. Yani bunda bir hikmet var. Bu giriş, Türkiye'nin girişi ortada şu anda. Bugün daha iyi görüyoruz. Bugünkü doların, euronun değeri belli. El konulan malın değeri belli. Türkiye'nin bu ekonomik problemleri sonunda belki o firma da batacaktı mecburen. El konulmasaydı. Çünkü şartlar çok kötüye gidiyor. Allah o malları korumuş oldu. Bir tespit olarak bunu ele alıyorlar. İnşallah süreç bittiğinde herkes kendi hakkının değerini gerisin geriye alacaktır. Bunda bir hikmet var demek istiyoruz burada. 17. İnsanlar arasına karışan, onların eza ve cefalarına katlanan mümin, halktan uzak duran, onların eziyetlerinden emin olmaya çalışan müminden daha faziletlidir. Mükafatça daha üstündür. Yani halk içinde bulunup zulümlere, sıkıntılara, cefaya katlanan müminler böyle uzakta inziva yapanlardan çok daha makbuldür. İnsanlar içinde yaşama, onların eziyetlerine katlanma, sabretme, ecir ve mükafat açısından da daha yüksektir. Sadece başının çaresine bakıp bir halvethaneye çekilip, adam sen de karışma kimsenin işine deyip sadece kendini düşünmek zuldür. Hoca efendi, medrese Yusufiye'de ve gaybet durumunda olanlar halkın içine giremeyeceği için, imkanlar aksiyon yapmasa mani olduğu için onların yapacağı halvetin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır demiş. Böyle bir tespit var. Yani onlar halktan uzak yaşıyorlar ama bir zulüm altındalar. Mesela Yusufiye'deler kendileri eğitim alıyorken yetiştirilmeyi gaybette kalanlar orada sokağa çıkamıyor, bir yere gidemiyor. Devamlı okumayla meşgul. Yani bu bir mecburi bir gaybet. Mecburi bir halktan uzak kalma. Burada bunlar mesul değil demek istiyor. Burada bir tespit bu. Madde 18. Yeryüzünde hizmet edecek kimse kalmasa, tüm dünya bu hizmeti Kur'an'ya sırtını dönse, bu fakir diyor Hoca Efendi bana, onun için tespiti. Yine çıkıp en yürü sedasıyla varım diyecek, sahabe kıvamında birçok adammışın varlığına şahit olundu. Yani bu süreçte bir sürü insan, ben Allah rızası için yürümem gerekiyor, yanlışlarımı terk etmem gerekiyor, hatalı vazgeçmem gerekiyor, bu niyetimi bozmam gerekiyor diye yüz binler bugün bu kararı vermiş oldu. İnşallah bunlar ileride çok faydalı hizmetlere vesile olacaklar bu insanlar. 19. Gündüz mesleğini icra eden, akşamları sohbetten sohbete koşturan hizmet insanının birçok ev ödevi birikmişti. Yani mesleğinde çalışıyor, akşamda sohbetle her akşam 3-5 akşam sohbetleri var. Öyle bir yoğun, evine bile ilgilenmesi aksatıyor yerine göre. Birçok işe ev ödevi vardı, yani yapması gereken şeyler vardı. Kur'an ve meali, hatimler, külliyat tekrar okuma, kulübü dariye dualar, başta sona okuma ve tesbihatı doya doya yapma. Namazları tesbihat. Çok ihmal ettik mesela. Ezberlerini geliştirme gibi. Şimdi bu ödevlerini yapacağı geniş bir zaman dilimine kavuştular. Yani hapiste kalanlar, yurt dışına çıkanlar, mesleğinde olanlar, işi gücü bir şey suyu yapacağı bir şey yok. Okumaya, kendini geliştirmeye, eksilerini tamamlamaya, Rabbine dönmeye, dua etmeye daha fazla gayret göstermeye başladı. Bu gayet önemli bir tespit. Bunu orada ele almış. Yani bu sürecin getirdiklerinden 20, ihraçlar ve kurumların kapatılması nedeniyle işsiz kalan hizmet insanı ne yapabilirim diye düşünürken tüm meslek gruplarının tahlilini yapıp onların durumlarının empatisini kurdu. Adam doktor, öğretmen, memur, polis her işi yapmak zorunda kaldılar. Hakim bayanların ev temizliği yaptığını yapmak için hayatta düşünmeyeceğim bir şey bunlar. Duvar ustalığı, her türlü meslek insanları, ustalık, inşaat, çobanlık, her türlü görevi yapmak zorunda kaldılar. Öğrendi ve insanların hayatta ne yaşadığını biz daha iyi görmüş ve öğrenmiş olduk. Yani bir empati yapmış olduk bu şekilde. Bu zulümler içerisinde bir de zulüm görenlerin nasıl zulüm gördüğünü de çok iyi anlamış olduk. Onların iş yaşamındaki zorluklarını ve verdikleri mücadelelere de şahit olmuş olduk. Çünkü bizzat yaşadık. 21. Toplumda hiç kimsenin etiketlenmemesi gerektiğini,
olaylara ön yargıyla bakılmaması gerektiğini anlamış olduk. Başka başka nedenlerle mağduriyet yaşamış insanların varlığından daha yakından haberdar olmuş olduk. Evet, bu bir önemli bir tespittir. Bizim önemli bir eksiğimizi görmüş olduk. Maalesef zamanda birçok şeyi idrak edememişiz. Devlet, vatan, millet, muhafazakarlık derken İslami ölçünün dışında tam kendimizi, İslami ölçünün tam içine sokamamışız. Bu süreçte bunları da görmüş olduk. Yani mağdurları, insanlara olduğu zulümleri yakinen görmüş olduk. Şimdi madde 22. Hizmet insanı, hoca efendi gibi bir alimi anlamanın noktasında çok geride kaldığını bir kez daha görmüş olduk. Yani hoca efendi anlamada sözlerini, tavsiyelerini zamanında yapamama durumumuzu görmüş olduk. Ne gibi? Resmiyet konusu. Çok önemli bir konu. Her yerde resmi olun, legalleşin. Hatta bu yeni süreçte bu toplumlara entegre olun ama asimile olmadan. Resmi ve şeffafiyeti ortaya koyun. Her şeyinizi düzgün yapın. Kanunlarınıza uygun davranın. O topluma faydalı insanlara gelin. Anlatıyor hoca efendi zamanında bunlar bize. Hep anlattı. Resmiyet ve tedbir konuları başta olmak üzere 1993'ten itibaren ısrarla yurt dışına 1 milyon kişi gitsin. Türkiye'de hizmet için ve İslamların yatırımları fazla yapmayın. Dışarı aktarın vesaire vesaire. Bunun 2008'de ne söylemiş hoca efendi en son. Hoca efendi yıllarca kürsülerden konuştu. Yazılarını ve kitaplarını yayınladı. Hoca efendinin bugünlerde yaşanan süreç için uyarıları gözden kaçtı. Tam o gün onları tam idrak edemedik. Maalesef oldu. Hatta hoca efendi demiş gibi onun sözlerine yorumlar katarak millete hatalı aktarmalar da oldu. Yani hoca efendinin sözlerini de maalesef tam aynen aktarmadık. Hoca efendi demiş gibi kendi fikirlerimizi empoze ettik. Sorumlu arkadaşlar olarak hatalar da yaptık. Mesela hoca efendi 2008'de yurt okul inşaat yapmayı dedi mesela. Bir ülke il imamı ne yaptı? Bir hacı amca yurt yapmak istiyor mesela. Hoca efendiye götürdü. Hocam bu hacı amca işte Konya'ya yurt yapmak istiyor, okul yapmak istiyor, babasını alırmamak istiyor. Halbuki buna daha önce söylenmiş, Türkiye'de yatırım yapılmasın. O arkadaş hacı amcayı ikna edip, bak hoca efendi Türkiye'ye yatırım yapmayın, harcama yapmayın. Yurt dışında daha çok ihtiyaç var. Bak biz Konya olarak işte Angola'ya bakıyoruz mesela. Tanzanya'ya bakıyoruz. Orada da okul ihtiyacı var. Hocam sen bunu 3 milyara harcayacaksın. Orada 1 milyara onu yaparsın. Daha ucuz olur ve daha kolay olur. Hem de daha çok sevap işlemiş olsun diye. İkna etmesi lazım. Hocam yanına götürdüğünde böyle söylemesi lazımken hocam yapmak istiyor diyor. Hocam benim çok nezaket sahibi bir insan. Emretmez. Hayırlısı olsun der. Ne desin başka? O sorumlu arkadaşlar hoca efendiyi bu şekilde kendi fikirlerinden tavsiyelerini hep bu şekilde buna benzer değiştirdik yani maalesef bu. Hatta hoca demiş gibi onun sözlerine çarpıttık, yorum yaptık. Bunun bir örneğini de ben şöyle oraya ekleme yaptım buraya. 2014 Mart yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi başta bazı yerde CHP adayına oy verilmesi, açıktan söylemesi gibi hatalar mesela. Hoca efendi bu bir yerel seçimdir. Adaya oy veriliyor. Partiye oy verilmiyor. Herkes dilin, biz şu anda her partiye eş mesafedeyiz. Herkes dilediği adaya verebilir. Hatta bize hakaret edenlerin bile adayına. Çünkü birer seçim verebilirsiniz dedi. Bu zaman gazete yayınlandı. Sanırım 6 Mart 2014'te yayınlandı. Öyle hatırlıyorum. Manşet değildi, aşağıdaydı. Ama biz buna rağmen birçok yer arkadaşlarımız işte AK Parti'ye kızgınlığımız, öfkemiz haklıyız ama o öfkeyle oraya vermeyin, buraya verin, CHP'ye verin gibi laflar kullandılar. Tayyip Erdoğan bunu da Türkiye'ne de yaygınlaştırdı. Sanki cemaat CHP'ye oy veriyormuş imajını oluşturdu ve toplumdan bizi soyutladı. Burada Hoca Efendi'nin dediği ölçü belliydi. Bamten de bunu anlattı. Zamanda bu yayınlandı. Biz bunun üstüne şunu dememiz lazımdı. Arkadaşlar AK Parti'ye oy vermiyoruz prensip olarak ama bu yerel seçimdir. Adaya isteyen verebilir. Biz hiçbir fikir beğenmiyoruz. Ne yapmamız, ne yaparsanız yapın bizi ilgilendirmiyor. Herkes şahsi kararı versin. Sadece AK Parti'ye kırgınlığımız var. Biz biraz fazla karıştık. Fuat abimler, Muhat abimler derken anketler, manketler ve yanılttık. Toplumu da yanılttık, kendimizi de yanılttık. Hoca Efendi 7 Nisan'da yanlış anketlerle, yanlış şeylerle bu hatayı yaptınız diye arkadaşlarla kızdığını biliyorum. Ama orada kızdı 15-20 kişi de hiçbirisi istifa etmedi. Yani Hoca Efendi nezaketi gereği herhangi bir şey söylemedi bu süreci. Acı acı yaşadık. İşte bu tespit burada önemli bir tespit. Şimdi Hoca Efendi ne kadar büyük bir alim, ne kadar büyük değerli bir mürşit olduğunu hizmet içindeki her kesimce tam anlamış olduk. Yani bundan sonra Hoca Efendi'nin verdiği rehberliği, yolu, tavsiyelerini daha dikkatli olmamız gerektiğini anlamış olduk. Abi dedi demedi meselesi artık
çok geçerli değil. Hoca Efendi'nin koyduğu ölçüler, verdiği prensiplere daha fazla riayet etmemiz gerektiğini biraz anlamış oldum. Halk tabiriyle aklımızı abilerin cebinden çıkardık. Yapılan şeyler İslam'a uygun mu, Kur'an'a uygun mu, hizmet prensiplerine uygun mu, hocamın tavsiyesine uygun mu? Artık sorgulu hale geldik. İstişarelerde, meşveretlerde bunu gündeme getiriyoruz rahatlıkla. Neden? Çünkü hatalarımızı görmüş olduk. Türkiye'de cemaat enaniyeti vesaire yüzünden sıfırlandığımız halde yurt dışında 30 yılda en fazla 10 milyona ulaşan mesajımızı Allah'a olan bağlılığıyla hocam tek başına dünyada 100 milyonlara ulaştırdı. RT'nin de ipliğini pazara çıkardı elhamdülillah. Bu darbe sürecinden akşam kalkışmasından sonra biz hizmet olarak 15-20 yıldır, 90'dan bu yana 20 yıldır insan dünyaya bir şey anlatmaya çalıştık. Belki dünyada 10 milyon kişiyi ancak bilgilendire etkileyebildik. Ama bu süreçte Hoca Efendi bu iftiradan dolayı 16 Temmuz 2016 sabahı darbe sabahı dünyaya verdiği mesajla 100 milyonlar bu hizmeti tanımış oldu. Tek başına ve daha sonra yaptığı açıklamalarla bütün dünya medyası, televizyonları, gazeteleri Hoca Efendi ve hizmeti ve anlattıklarını öğrenmiş oldu. Bu Allah'ın takdiri. Bundan böyle biz Hoca Efendi'nin sözlerini ve hedeflerini eğip bükmeden uygulamamız gerektiğini anlamış oldu. Hocam şimdi dünyada legalleşin diyor. Resmiyete uygun hareket edin, şeffaf olun diyor. Kurumlarınızı resmiyete uydurun diyor. Sizler diyor entegre olun, asimile olmadan diyor. Toplumda kaynaşın, barışın, yani get dolaşmayın diyor. Hakiki isimlerle, Hristiyanlarla diyalog kurun diyor. Toplumda diyalog kurun komple diyor. Çevrenizde diyalog kurun diyor. Ve onlarla temas kurduğunuzda Kur'an'daki Hazreti İsa'yı ve Hazreti Meryem'i anlatın diyor. Kur'an'ı anlatın demiyor. Hazreti Muhammed'i anlatın demiyor. Temas kurmak için önemli bir ölçü Kur'an'daki Hazreti İsa'yı, Kur'an'daki Hazreti Meryem'i anlatın diyor. Onlar da merak etsinler. Kur'an'da Allah Allah Hazreti İsa mı anlatılıyormuş, Hazreti Meryem mi anlatılıyormuş, Meryem suresi mi varmış? Hatta Meryem'in sülalesi, ailesi, babası, İmran sülalesi, Ali İmran diye bir sure mi varmış? Oradaki ifadeler İncil'de nasılmış? Bunları mukayese etme şansını elde edecekler. İslam'ı tanımaya vesile olacak. O yüzden bu tavsiyesini bizim anlamamız ve yerel dilleri öğrenip ki hocamın çok tavsiye ettiği, herkes yerel dili öğrensin dedi, tebliğ ve temsil için önemli. Öğrenmemiz gerektiğini anlamış olduk. Ha bunu tam şu anda hala yapabiliyor muyuz? Yapmaya çalışıyoruz inşallah. Bunları daha iyi anlar, yapmaya daha ciddi ve daha hızlı yapmaya devam ederiz. 23. Hizmet insanı bu devrin hastalığı olan dünyevileşme hastalığından son anda kurtulma fırsatı buldu. Yani Türkiye'de biz dünyevileşmeye, dünya meyletmeye, rahata ve rahmete ermeye başlamıştık. İşte bu süreç bizi oradan kurtarmış oldu. Bu da bir tespit. Rahat ve konforlu yaşam, tüm imkanların olduğu ev yaşamı, her şeyimiz var. Son teknolojik otomobiller, tatil virüsü vücuda girmişti. Hakikaten yaz tatillerinde, lüks otellerde dinleniyoruz. Hem tatil yapıyoruz, hem hizmeti hocalarla girip anlatıyor. Biz dinliyoruz. Arada da eğlencemize bakıyoruz. Neyse, maalesef Hoca Efendi'nin bu tabiridir. Hayatımıza lüks yaşantı ve tatil virüsü vücuda girmişti. Sürecin ateşi, çok acı ve feci, tedavi şekli bu virüsün vücuttan atılmasına imkan sağladı. Bu da bir önemli bir tespittir. Biz çileli bir yoldayız. Allah rızası için çalışmak durumundayız. Rahata ve rahmete kapılmamız doğru değil. Minimum imkanlarla maksimum hizmet etmek için lükse, rahata, keyfe dayalı harcamalar yapmamamız gerektiğini bu süreçte görmüş olduk. İnşallah ileride de buna dikkat eder. Aynen bu hassasiyeti yaparız. Ümit ediyorum. Son madde, madde 24. Meydanlarda her gün farklı konuşan, her sözü birbiriyle çelişen, hukukla, insanlıkla ve İslam'la alakası olmayan bir liderin savunucusu olmaktan, İslamcı AK Parti iktidarı ve RT Tayyip Erdoğan, hırsızla, tacizciyle, ulusalcıyla, teröristle, kafatasçıyla, çok ucuza peynirlenen insanlarla aynı safta olmaktan, Allah hizmet insanını korudu, şüphe bırakmayan bir şekilde onlardan ayırdı. Zaten hocam yaptığı mülahane ile onların arasından biz ayrılmış olduk. Ve onların çoğu bizi o gün terk ettiler. Bu maddede izah edilen şeyler. Elhamdülillah bunlardan kurtulduk. Vesselam. Evet, böylece bu 24 maddeyle belirlenmiş 15 Temmuz sürecinden sonra 4 ay sonra Aralık 2016'da
ülke mesulü 5-10 arkadaş, belki daha fazla bilemiyorum sayıyı, toplanıp belirlediği, Hoca Efendi'ye de arz edilen, onun da bilgisi alınan, bazı onda ilaveler olduğu anlaşılıyor içerisinde. Süreçten nasıl, ne yaşadık, daha ne yaşayabiliriz, bu süreç nereye getirdi, ne gibi gelecekte şeyleri var, ne yapmamız icap ediyor, bir tespit olarak 2016 Aralık ayında belirlenen şeylerdi ve şu anda bu tarihten bu yana 5 yıl geçti yaklaşık. Sanıyorum birçoğunun aynen tahakkuk ettiğini, olduğunu hepimiz görmüş olduk. İnşallah bundan sonra ileride bu süreç bittiğinde dünyadaki insani faaliyetler, İslami faaliyetlerimiz daha ciddi hale gelecek. Herkes bulunduğu ülkede resmiyetini, legalliğini, işini temin edecek. Dünya insanına entegre olmayı, asimli olmadan beraber yaşamayı, temsile tebliğ yapmayı Allah inşallah bizlere de vesile nasip edecek diye ümit ediyoruz. Özellikle hakiki sevilerin bu ayrı zamanda İslam'ı kabullenmeleri ve İbrahim dinine toplantısında Kur'an'da hak Allah kitabıdır. Muhammed de aleyhisselam o da Allah'ın elçisidir. İkrar ederlerse bütün dünyada İslam'la Hristiyanlığın ittifakının ortaya çıkacağını, bu cemaatin insanların dünya çapında bu organizasyon içerisinde ciddi katkısı olacağını ümit ediyoruz. Allah bizi bu iyi niyetimizden, bu düşüncemizden ayırmasın, dünyaya daldırmasın, dünyevi şeylere aldatmasın. Rabbim bizleri muhafaza etsin, yanlışlara düşmekten bizi muhafaza etsin. Teşekkür ediyorum. İyi günler efendim.